Arkadaşlar merhaba, ben Kamola Bayram ve sizinle bu senenin başında başlattığımız sertifikalı İslami finans uygulayıcısı programının ileri düzeyiyle tekrar birlikteyiz. Bu programı biz Taif ile birlikte hazırlıyoruz. Taif Digital Institute for Islamic Finance aynı zamanda bu sene İslami finans alanında en iyi eğitim sunan kurum olarak seçildi ve ödüle layık görüldü. Bu önemli bilgiyi belirttikten sonra sizinle programımızın içeriğine bakmak istiyorum. Programımız Aralık'ın 11'inde başlayacak. Toplam 3 hafta işleyeceğiz. 11 Aralık, 18 Aralık ve 25 Aralık olmak üzere 3 modül ele alınacak. Aynı ileriki başlangıç düzeyde ele aldığımız gibi. Birinci modülümüz şer'i yönetişim esasları. Şer'i yönetişim esasları nedir? Şer'i yönetişim nedir? Çerçevesi nedir? Tarihi gelişme nasıl gerçekleşti? Best practice dediğimiz en iyi uygulama örnekleri neler? Hangi ülkede nasıl gelişti? Merkezi danışma kurulları olan ülkeler hangileri? Orada bunlar nasıl gelişti? Benzerlikler neler? Farklılıklar neler? Bunların hepsini ele alacağız sizinle. Aynı zamanda mikro düzeydeki şer'i kurulların görevleri neler? Makro düzeydeki şer'i kurulların görevleri neler? Bunları da inceleyeceğiz. Bankalar için özellikle şer'i kurulların ex ante ex post faaliyetlerindeki rolleri neler? İSKU dediğimiz yani ülkemizde daha çok katılım uyum birimi olarak bilinen birimleri fonksiyonları neler? Bunların hepsi sizinle bu modülde ele alacağım. Ve şer'i yönetimle ilgili %90 bilgiye sahip olacaksınız birinci modülü sonunda. Gelelim ikinci modüle. İkinci modülümüz İslami sermaye piyasaları. İslami sermaye piyasaları nedir? Tarihi gelişimi nedir tekrar? Burada en çok ele aldığımız, kullandığımız enstrüman sukuk ve İslami fonlar. Bunları sizinle ele alacağız. Özellikle sukuk kira sertifikası olarak yaygınca biliniyor ülkemizde ama daha farklı türleri var mı? Varsa neler? Ne tür yapılar kullanılıyor sukukta? Elinizdeki yani firmanızın elindeki dayanak varlıklara göre optimal sukuk yapısı hangisi olacaktır? Kısa vadeli sermaye piyasalarında kısa vadeli para piyasalarında ve sermaye piyasalarında işlem gören sukuk yapıları neler? Bunların hepsini sizinle ikinci hafta ele alacağız. Üçüncü haftada ise tekafül konusunu işleyeceğiz ya da ülkemizde daha çok katılım sigortası olarak bilinen konuyu ele alacağız. Tekafül şöyle aslında baktığımız zaman İslami finansal sistemin gelişimine baktığımız zaman bu her ülkede aynı şekilde gelişiyor. Önce bankaların ortaya çıktığını görüyoruz. Bankalar belli bir gelişme kat ettikten sonra ikinci adımda biz tekafül operatörlerini görüyoruz. Tekafül operatörlerinin gelişmesi de akabininde sermaye piyasa ürünlerine ihtiyaç doğuruyor ve bu şekilde biz aslında hepsini bir bir ele almış olacağız. Bu programın sonunda, bu kursun sonunda siz sertifikalı İslami finans uygulayıcısı ünvanına hak kazanmış olacaksınız arkadaşlar ve hatta böyle bir sertifikaların öneminin neden çok önemli olduğunu ben sizinle şer'i yönetim esasları dersinde de paylaşacağım. Daha önce dersime katılan arkadaşlar biliyor. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Aralık'ta 11, 18 ve 25 Aralık olarak tekrarlıyorum. Sizinle birlikte olacağım. Daha fazla detaylar için size bu programın kayıt linkinden ulaşabilirsiniz. Orada olmayan bilgileri öğrenmek istiyorsanız Taif'le iletişime geçebilirsiniz. Ve tabii ki de ben de her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırım. Sizinle Aralık'ta görüşmek üzere diyorum. Selamlar.